kaderin her şeyi güzeldir. Hakikatini kavrayan ve kadere teslim olan insan, her hadisede kader-i ilahinin hikmet ve nişanlarını görüp tevekkülün hakikatine erişir. Dünyevi hadiselerin ve musibetlerin dağlarvari çalkantılarından kurtulur, kulluğun hakikatine erer. Böylelikle Allah'tan gelen her hadisenin ya bizzat ya da bil vesile güzel olduğuna itikat eder, ömrünü mutluluk ve genişlik içerisinde geçirir, kederi atar, sefayı bulur. Kader ve kaza nedir? İnsanlar hareketlerinde serbest mi? Zamanın izafi olmasıyla kader arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? İnsan kader karşısında rüzgarda uçan bir yaprak gibi midir? İnsanın kaderi değişir mi? Madem her şey kaderimizde, o halde biz neden sorumluyuz? Kader konusunda konuşmak günah mı? Kader ve tevekkül arasında nasıl bir ilişki vardır? Her insan hayatının belirli döneminde bu soruların birkaçına cevap bulmaya çalışmıştır. Birçok insan bu sorulara cevap bulamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Kaderin sözlük anlamı, ölçü, miktar, plan, program, takdir, biçim ve şekil vermektir. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Allah hiç şüphesiz kainatın başlangıcından kıyamete kadar ve kıyametten sonra gerçekleşecek her olayı yaratmadan önce takdir etmiştir. Büyük küçük her olay, nerede ve ne zaman gerçekleşeceği zaman ve mekan yokken Cenab-ı Allah tarafından programlanmıştır. Bu program ilahi bir emirle levh-i mahfuza kaydedilmiştir. İşte bu takdire ve yazıya kader denilmiştir. Burada insanın aklına şu soru gelebilir. Kaderde yazılı olması insanı zorlayan bir unsur mudur? Yüce Allah'ın insanın kaderini bilmesi ve onu yazması hiçbir zaman insanı hareketlerinde zorlamaz. Yani insan, kaderinde yazılı olduğu için günah işlemediği gibi, kaderi onu günah işlemeye zorlamaz. Zaman ve kader ilişkisiyle ilgili bölümde bu konuyu daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Tarih boyunca teologlar, felsefeciler ve bilim adamları kader konusunu farklı şekillerde yorumlamaya çalışmışlardır. İnsanların fiillerinde hür olup olmadığı hususu çeşitli devirlerde konuşulmuş, üzerinde çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Mesela Sokrat, Sokrat'ın meşhur talebesi Platon, Aristo, Epikür ve daha birçok filozof kader konusunda görüş bildirmişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde de kader konusunda çeşitli tartışmalar olmuştur. T.
tedavi olmanın insana bir fayda verip vermeyeceğini soran sahabeye, tedaviyi mutlaka tavsiye eden Peygamberimiz, tedavinin kaderde olduğunu belirterek, müminlerin kadere bakışının nasıl olması gerektiğini de ortaya koymuştur. Kader konusunda sorulan sorulara ayrıntılı olarak cevap veren Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, bu konuda yapılan gereksiz tartışmalara karşı ashabını uyarmıştır. Peygamberimizin vefatının ardından kader konusunda bazı fırkalar ortaya çıkmış ve bu çok önemli konuyu Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan farklı yorumlamışlardır. Bu akımlardan biri de Cebriye mezhebidir. Bu mezhebin kurucusu Cad bin Dirhem, insanın fiilinde mecbur olduğunu, yaptığı işlerde iradesi ve kudreti olmadığını söyleyerek uzun yıllar sürecek bir tartışmayı da başlatmıştır. Büyük İslam alimi Hasan-ı Basri, Cebriye düşüncesini tenkit etmek için yazmış olduğu risalesinde şunları ifade etmektedir. Kim Allah'ın kaza ve kaderine inanmazsa kafir olmuştur. Kim kendi günahını Rabbine yüklerse o da kafir olmuştur. Allah'a istemeyerek itaat edilmeyeceği gibi Allah'ın zorlamasıyla ona isyan edilmez. Eğer kullarını itaate mecbur kılsaydı sevabı kaldırırdı. Eğer onları isyana mecbur kılsaydı cezayı kaldırırdı. Eğer onları başıboş bırakmış olsaydı bu durumda kudretinde eksiklik olurdu. Fakat Allah'ın kullarından gizlediği bir iradesi vardır. Cebriye mezhebinin cüz'i iradeyi inkar etmesi ve ardından çıkan savaşlarda bu inkarın zulme gerekçe olarak kullanılması büyük bir fitneye yol açmıştır. Nitekim bu dönemde Kaderiye mezhebi olarak anılan yeni bir grup ortaya çıkmıştır. Cebriye mezhebine tepki olarak kaderi inkar eden bu akım, dönemin müfessirlerinin büyük tepkisini toplamıştır. Cebriye ve Kaderiye mezheplerinden farklı olarak ortaya çıkan yeni bir akım olan Mutezile mezhebi ise insana serbest bir irade verirken haşa Allah'ın iradesini sınırlamıştır. Günümüzde ehli sünnet alimleri tarafından kabul gören iki büyük itikadi mezhep vardır. Eş'ari ve Maturidi. İmam Eş'ari Cebriye ve Kaderiye mezheplerini eleştirmiş ve İnsanda Allah'ın yarattığı bir kudret ve irade olduğu sonucuna varmıştır. Ancak bu kudretin insanın yaptığı işler üzerinde bir tesiri yoktur. Eş'ari'ye göre insan bir fiili yapmak istediğinde ilahi kudret o fiili yaratır. Maturidi'ye göre Allah insanları iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek kabiliyette yaratmıştır. İnsanların yaratılmalarındaki gaye onları denemek içindir. Maturidi, iradeyi fiille birlikte mütalaa eder ve insanların fiillerinde serbest olduğunun şuurunda bulunmasını, onun hür iradesinin varlığına delil gösterir. Bir mümin Allah'a, meleklere, peygambere, Kur'an'a ve öldükten sonra dirilmeye inandığı gibi kadere inanmakla mükelleftir. Hz. Muhammed Aleyhisselam bu iman esasını şöyle bildirmektedir. Bir kul hayrı ve şerriyle kadere iman etmedikçe tam iman etmiş olmaz. Yine başına gelecek bir şeyin mutlaka geleceğine, gelmeyecek olanın da kat'i surette gelmeyeceğine inanmadıkça
tam iman etmiş olmaz. Ancak kader konusu, kelam alimleri ve İslam düşünürleri arasında derin görüş ayrılıklarına ve çetin tartışmalara sebep olan, anlaşılması ve çözümü çok zor bir mesele, hatta bazılarınca ilahi bir sır olarak kabul edilmektedir. Gerçek şudur ki, İslam tarihi boyunca yaşamış tüm müfessirlerin ortak görüşüne göre, Allah'a ve O'nun ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatlarına iman, kaza ve kadere iman etmeyi de gerektirir. Bilindiği gibi insan, kainattaki yaratıkların en olgunu ve şereflisidir. Çünkü bu alemdeki canlı cansız varlıkların hepsi insanın emrine ve hizmetine verilmiştir. Bu bakımdan insan, Rabbini bilmek ve ona ibadet etmek için olduğu gibi, bu dünyayı imar ve ıslah etmek için de yaratılmıştır. Bu sebeple Allah insana her türlü güzel vasıflar yanında onu diğer varlıklara üstün kılan ve insan yapan akıl, ruh, irade gibi manevi değerler vermiştir. O, aklı, irade ve seçme gücüyle diğer varlıkların yapamayacağı birçok işleri yapmak, yeni şeyler keşfetmek kudretine sahiptir. İnsana bu sınırlı kudreti ve cüz'i iradeyi veren, gücü her şeye yeten mutlak kudret, külli irade ve sonsuz kemal sahibi olan Allah-u Teala'dır. Fakat insana verilen bu sıfatların hiçbiri tam ve mutlak değildir. Allah'ın kemal sıfatlarına nazaran çok eksik ve sınırlıdır. Bu sebeple insan iradesini, fıtri yeteneklerini ve diğer sıfatlarını kullanırken belirli ölçülere, kayıtlara ve ilahi kanunlara tabidir. Fakat bu kayıtlara ve bazı engellere rağmen insan cüz'i iradesini kendi sınırları içinde kullanmakta ve dilediği tarafa yöneltmekte serbesttir. Gerçek şudur ki insan belirli ölçüler ve sınırlar içinde hareket edebilen hır bir varlıktır. O halde insanın kendi irade ve ihtiyarıyla yaptığı, isteyip elde ettiği işler vardır ve yaptığı bu işlerden elbette sorumludur. Yapmakla mükellef olduğu iyi ve güzel işler karşılığında mükafat alacak, yapmaması gerekenler karşılığında da ceza görecektir. Çünkü insan, kendi irade ve isteğiyle iyi veya kötü belirli bir işi yapmaya karar vermiş ve o kararını uygulamaya koymaya girişmiş olmakla o işin sorumluluğunu yüklenmiştir. İşte insanlar seçme melekelerine sahip olmalarından dolayı mükellef ve yaptıkları işlerden sorumludurlar. Kader konusunu daha ayrıntılı olarak anlamaya çalışmadan önce zaman denilen algının gerçek anlamını açmakta yarar var. Zaman dediğimiz algı aslında bir anı bir başka anla kıyaslama yöntemidir. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Bir cisme vurduğunuzda bundan belirli bir ses çıkar. Aynı cisme 5 dakika sonra vurduğumuzda yine bir ses çıkar. Kişi birinci sesle ikinci ses arasında bir süre olduğunu düşünür ve bu süreye zaman der. Oysa ikinci sesi duyduğu anda birinci ses sadece zihnindeki bir hayalden ibarettir.
sadece hafızasında var olan bir bilgidir. Kişi hafızasında olanı yaşamakta olduğu anla kıyaslayarak zaman algısını elde eder. Eğer bu kıyas olmasa zaman algısı da olmayacaktır. Zamanın hareket eden cisimler ve meydana gelen değişimler arasında yaptığımız belirli bir sıralamadan doğan bir kavram olduğu gerçeği bugün bilimsel olarak da kabul edilmiştir. Bu konuda görüş belirten düşünür ve bilim adamlarından örnekler vererek konuyu daha iyi açıklamaya çalışalım. The End of Time, Zamanın Sonu isimli kitabında zamansızlık ve sonsuzluk hakkındaki açıklamalarıyla bilim dünyasında büyük yankı uyandıran fizikçi Julian Barbour, zamanın bir algı olmasının birçok insan için kabullenilmesi zor bir gerçek olduğunu belirtmektedir. Beynimiz, belirli bir sıralama yöntemine alıştığı için şu anda dünya, az önce anlatıldığı gibi işlememekte ve zamanın hep ileri aktığını düşünmekteyiz. Oysa bu, beynimizin içinde verilen bir karardır ve dolayısıyla tamamen izafidir. Gerçekte zamanın nasıl aktığını ya da akıp akmadığını asla bilemeyiz. Bu da zamanın mutlak bir gerçek olmadığını, sadece bir algı biçimi olduğunu gösterir. Zamanın bir algı olduğu, 20. yüzyılın en büyük fizikçisi sayılan Einstein'ın ortaya koyduğu genel görecelik kuramıyla da doğrulanmıştır. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein adlı kitabında bu konuda şunları yazar. Salt uzayla birlikte Einstein, sonsuz geçmişten sonsuz geleceğe akan şaşmaz ve değişmez bir evrensel zaman kavramını da bir yana bıraktı. Görecelik kavramını çevreleyen anlaşmazlığın büyük bölümü, insanların zaman duygusunun da renk duygusu gibi bir algı biçimi olduğunu kabul etmek istemeyişinden doğuyor. Nasıl uzay, maddi varlıkların olasılı bir sırasıysa, zaman da olayların olasılı bir sırasıdır. Zamanın öznelliğini en iyi Einstein'ın sözleri açıklar. Bireyin yaşantıları bize bir olaylar dizisi içinde düzenlenmiş görünür. Bu diziden hatırladığımız olaylar daha önce ve daha sonra ölçüsüne göre sıralanmış gibidir. Bu nedenle birey için bir ben zamanı ya da öznel zaman vardır. Bu zaman kendi içinde ölçülemez. Olaylarla sayılar arasında öyle bir ilgi kurabilirim ki, büyük bir sayı önceki bir olayla değil de sonraki bir olayla ilgili olur. Einstein, Barnett'in ifadeleriyle uzay ve zamanın da sezgi biçimleri olduğunu, renk, biçim ve büyüklük kavramları gibi bunların da bilinçten ayrılamayacağını göstermiştir. Genel görecelik kuramına göre zamanın da onu ölçtüğümüz olaylar dizisinden ayrı, bağımsız bir varlığı yoktur. Zaman bir algıdan ibaret olduğuna göre de tümüyle algılayana bağlı, yani göreceli bir kavramdır. Zamanın akış hızı onu ölçerken kullandığımız referanslara göre değişir. Çünkü insanın bedeninde zamanın akış hızını mutlak bir doğrulukla gösterecek doğal bir saat yoktur. Zamanın göreceliği rüyada çok açık bir biçimde yaşanır. Rüyada gördüklerimizi saatler sürmüş gibi hissetsek de gerçekte her şey birkaç dakika, hatta birkaç saniye sürmüştür. Zamanın göreceliği bilimsel yöntemle de ortaya konmuş somut bir gerçektir. Einstein'ın genel görecelik kuramı ortaya koymaktadır ki zamanın hızı bir cismin hızına ve çekim merkezine uzaklığına göre değişmektedir. Hız arttıkça zaman kısalmakta, sıkışmakta, daha ağır, daha yavaş işleyerek sanki durma noktasına yaklaşmaktadır. Zamanın izafi oluşu, saatlerin yavaşlaması veya hızlanmasından değil, tüm maddesel sistemin atom altı seviyesindeki parçacıklara kadar farklı hızlarda çalışmasından ileri gelir. Zamanın kısaldığı böyle bir ortamda, insan vücudundaki kalp atışları, hücre bölünmesi, beyin faaliyetleri gibi işlemler daha ağır işlemektedir. Kişi, zamanın yavaşlamasını hiç fark etmeden günlük yaşamını sürdürür.
modern bilimin bu bulgularının bize gösterdiği sonuç, zamanın, materyalistlerin sandığı gibi mutlak bir gerçek değil, göreceli bir algı oluşudur. İşin ilginç yanı ise, 20. yüzyıla dek bilimin farkında olmadığı bu gerçeğin, bundan 14 asır önce indirilmiş olan Kur'an'da bildirilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de zamanın izafi bir kavram olduğunu gösteren açıklamalar bulunur. Modern bilim tarafından doğrulanan zamanın psikolojik bir algı olduğu, yaşanan olaya, mekana ve şartlara göre farklı algılanabildiği gerçeğini pek çok ayette görmek mümkündür. Örneğin bir insanın bütün hayatı Kur'an'da bildirildiğine göre çok kısa bir süredir. Sizi çağıracağı gün, ona övgüyle icabet edecek ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları bir arada toplayacağı gün onlar birbirlerini tanımış olacaklar. Bazı ayetlerde insanların zaman algılarının farklı olduğuna, insanın gerçekte çok kısa olan bir süreyi çok uzunmuş gibi algılayabildiğine işaret edilir. İnsanların ahiretteki sorguları sırasında geçen konuşmalar bunun bir örneğidir. Dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Dedi ki, yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz. Bu ayetler zamanın izafiyetinin çok açık birer ifadesidir. Bilim tarafından 20. yüzyılda ulaşılan bu sonucun bundan 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiş olması ise elbette Kur'an'ın zamanı ve mekanı tümüyle sarıp kuşatan Allah'ın indirdiğinin bir delilidir. Zamanın izafiyetiyle ilgili açıklamalardan ve ayetlerden görüldüğü gibi, zaman, algıya göre değişkenlik gösteren, sabit olmayan bir kavramdır. Örneğin, bizim için milyarlarca yıl süren bir zaman dilimi, Cenab-ı Allah katında bir andır. Bizim için 50 bin yıllık bir süre, melekler ve Cebrail için bir gündür. Bu gerçeğin bilinmesi, kader konusunun kavranması için çok önemlidir. Çünkü kader, Cenab-ı Allah'ın geçmiş ve gelecek tüm olayları tek bir an içinde yaratmış olmasıdır. Bu da Allah katında evrenin yaratılış anından kıyamete kadar olan her olayın yaşanmış ve bitmiş olması demektir. İnsanların önemli bir bölümü, Allah'ın henüz yaşanmamış olayları önceden nasıl bildiğini, Allah katında geçmiş ve gelecek tüm olayların nasıl yaşanıp bittiğini ve kaderin gerçekliğini bir türlü kavrayamazlar. Oysa yaşanmamış olaylar bizim açımızdan yaşanmamış olaylardır. Çünkü biz Allah'ın yarattığı zamana bağlı olarak yaşamamızı sürdürürüz ve hafızamıza verilen bilgiler olmadan hiçbir şey bilemeyiz. Allah, dünyadaki imtihan ortamı gereği gelecek olarak isimlendirdiğimiz olayları hafızamıza vermediği için gelecekte ne olacağını da bilemeyiz. Allah ise zamana ve mekana bağlı değildir.
Zaten bunların tümünü yoktan yaratan kendisidir. Bu nedenle Allah için geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir. Allah bir olayın sonunu görmek için beklemez. Zaten bir olayın başı da sonu da onun katında tek bir anda yaşanır. Örneğin Firavun'un nasıl bir sona uğradığını Allah daha Hazreti Musa'yı Firavun'a göndermeden, Hazreti Musa daha doğmadan, hatta Mısır devleti daha kurulmadan önce bilir ve tüm bu olaylar Firavun'un sonuyla birlikte Allah katında tek bir an olarak yaşanmıştır. Ayrıca Allah için geçmişi hatırlama diye bir şey de yoktur. Geçmiş ve gelecek hazır olarak Allah'ın daima karşısındadır, hepsi aynı anda mevcuttur. Geçmiş ve geleceğin gerçekte Allah katında yaratılmış ve yaşanmış olarak saklı ve hazır olaylar olmaları bize çok önemli bir gerçeği gösterir. Her insan kayıtsız ve şartsız kaderine teslim olmuştur. İnsan nasıl geçmişini değiştiremezse geleceğini de değiştiremez. Çünkü geçmişi gibi geleceği de kendisi bilmese de Allah katında yaşanmıştır. Geleceğindeki tüm olaylar ne zaman, nerede, ne yemek yiyeceği, kiminle ne konuşacağı, ne kadar para kazanacağı, hangi hastalıklara yakalanacağı, nihayetinde ne zaman, nasıl, nerede öleceği hepsi bellidir ve bunları değiştiremez. Dolayısıyla başlarına gelen olaylara üzülen, sinirlenen, bağırıp çağıranlar, geleceği için kaygılananlar, hırslananlar aslında kendilerini boş yere üzmektedirler. Çünkü nasıl olacağından kaygı ve korku duydukları gelecekleri zaten yaşanmıştır. Ve ne yaparlarsa yapsınlar, bunları değiştirme imkanları bulunmamaktadır. Burada belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta, yanlış bir kader anlayışından kaçınmak gerektiğidir. Bazı insanlar, nasıl olsa kaderimde ne varsa o olacak. O zaman benim için hiçbir şey yapmama gerek yok diyerek çarpık bir kader anlayışı geliştirirler. Her yaşadığımızın kaderimizde belli olduğu bir gerçektir. Biz daha o olayı yaşamadan önce o olay Allah katında yaşanmıştır ve bilgisi de tüm detaylarıyla Allah katındaki Levh-i Mahfuz isimli kitapta yazılıdır. İnsan su içmek istediğinde bunun için kaderimde varsa içerim diyerek oturup beklemez. Bunun için kalkar, bardağı alır ve suyunu içer. Gerçekten de kaderinde tespit edilmiş bardakla tespit edilmiş miktarda suyu içer. Allah Kur'an'da "Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderle yarattık" diye bildirmektedir. Sadece insanların değil, tüm canlıların, eşyanın, güneşin, ayın, dağların, ağaçların, her varlığın Allah katında belirlenmiş bir kaderi vardır. Örneğin, kırılan bir antika vazo, kaderinde tespit edilen anda kırılmıştır. Birkaç yüzyıllık bu vazo, daha ilk imal edilirken kimlerin kullanacağı, hangi evin hangi köşesinde, hangi eşyalarla birlikte duracağı belli olarak üretilir. Vazonun her deseni, üzerindeki her renk, kaderde önceden tespit edilmiştir. Vazonun hangi gün, hangi saat, hangi dakika, kim tarafından nasıl kırılacağı da Allah'ın hıfzında yaşanmış olarak durmaktadır. Hatta vazonun ilk imal edildiği gün, ilk kez satılmak üzere vitrine konduğu an,
bir evin köşesinde durduğu an ve kırılarak parça parça olduğu an, kısacası antika vazonun yüzyıllarca içinde bulunduğu her an, Allah katında tek bir an olarak mevcuttur. Vazoyu kıran kişi birkaç saniye önce bile bundan habersizken, Allah katında o an yaşanmıştır ve bilinmektedir. Bu sebeple Allah insanlara, ellerinden çıkanlara üzülmemelerini bildirir. Çünkü ellerinden çıkanlar kaderlerinde çıkmıştır ve o insanların bunu değiştirmeye güçleri yoktur. Ancak insanlar kaderlerinde meydana gelen olaylardan bir ders almalı, bunlarla eğitilmeli, bu olaylardaki hikmet ve hayırları görerek daima kaderlerini yaratan sonsuz, merhametli, şefkatli, adaletli, kullarını esirgeyen ve koruyan Rabbimize yönelmelidirler. Bu önemli gerçeklerden gafil yaşayan insanlar, hayatları boyunca hep endişe ve korku içinde olurlar. Örneğin, çocuklarının geleceği için çok endişelenirler. Hangi okulda okuyacağı, nasıl bir meslek sahibi olacağı, sağlığının nasıl olacağı, nasıl bir hayat süreceği gibi konularda tevekkülsüz bir gayret içindedirler. Oysa her insanın daha tek bir hücre olduğu halinden ilk okuma yazma öğrendiği ana, üniversite sınavında verdiği cevaplardan hayatı boyunca hangi şirkette ne iş yapacağına, hangi kağıtlara kaç kez imza atacağına, nerede ve nasıl öleceğine kadar her anı Allah katında bellidir. O halde her anı Allah'ın katında yaşanmış, görülmüş bir hayat için endişelenmek, korku duymak, üzülmek büyük bir gaflettir. Ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar kaygılanırsa kaygılansın, bir insanın kendisi de, çocuğu da, eşi ve yakınları da kendileri için Allah katında hazır bulunan hayatlarını yaşayacaklardır. Öyleyse, akıl ve vicdan sahibi bir insanın bu gerçeği kavrayarak Allah'a ve Allah'ın yarattığı kadere gönülden teslim olması gerekir. Aslında her insan zaten Allah'a teslim olmuş ve boyun eğmiş olarak yaratılmıştır. Cenab-ı Allah'a gönülden teslim olarak boyun eğenlerse, hem Rabbinin hoşnutluğunu, rahmetini ve cennetini kazanmayı umabilirler, hem de dünyada ve ahirette güven ve mutluluk içinde bir huzurlu yaşam sürerler. Çünkü Allah'a teslim olan, Allah'ın yarattığı kaderin kendisi için en hayırlısı olduğunu bilen bir insanı üzecek, korkutacak, endişelendirecek hiçbir şey yoktur. Bu insan elinden gelen her çabayı gösterir, ancak bu çabanın da kaderinde olduğunu, ne yaparsa yapsın, kaderinde yazılı olanları değiştirmeye güç yetiremeyeceğini bilir.